Evet arkadaşlar, ben Doktor Kemal Aslan. En son videomuzda yaklaşık 2-3 hafta oldu. Bir video ile yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konumuz yine çok sık istenen bir test nedir? VDRL testi arkadaşlar. Bunu aranızda belki yaptıran olmuştur. Ya da duymuşsunuzdur. VDRL nedir? Pozitif, negatif ne demektir? Size kısaca bunu anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle VDRL testi nedir? Onunla başlayalım. VDRL arkadaşlar, İngilizce Venereal Disease Research Laboratory, yani kabaca şöyle özetleyebiliriz bunu. Cinsel yolla bulaşan hastalık araştırma laboratuvarı kelimelerinin baş harflerinden gelen bir test. Bu test niye istenir arkadaşlar? Bu test genellikle cinsel temas sonrası taramalarda, işte hekim şüphesi varsa, işte sifilis tabi hastalığı için yapılan bir test bu. Ya da işte kan nakilleri öncesinde, çünkü kanla da bulaşabilen bir hastalık bu sifilis. Ya da işte çok nadir anneden bebeğe de geçebilen bir bakteri bu hastalık, sifilis. Yani sifilis hastalığının arkadaşlar taranmasında kullanılan bir test. Şimdi biraz sifilisden bahsedeyim size. Sifilis nedir? Sifilis Treponema denen bir bakteriyle bulaşan bir hastalıktır arkadaşlar. Bu genellikle ağız ve genital bölgedeki hücrelerden bulaşır. Yani oradaki hücreler vasıtasıyla vücuda girer bu hastalık, bu bakteri. Vücuda girdikten sonra arkadaşlar yaklaşık işte bir 10 günle 90 gün arası sürede önce ağız içinde böyle ağrısız, kırmızı bir kabarık, deriden kabarık döküntüyle başlar. Buna şankır denir. Bu ağrısızdır arkadaşlar. Bu dönemde pek belirti olmaz. Bu şankır denen lezyon yaklaşık işte 3 ile 6 hafta sonra kendiliğinden geçer. Tabi tedavi edilmezse bu hastalık ilerler, ikinci döneme geçer. İkinci dönemde ne olur arkadaşlar? İşte grip benzeri ateştir, boğaz ağrısı, eklem ağrısı, deride bir takım döküntüler, el içinde, ayaklarda bir takım döküntüler olabilir. Bu dönemde de artık tanı konmazsa arkadaşlar, tedavisi yapılmazsa sifilis bir üçüncü döneme de geçer. Orada sessizce bekler. Yaklaşık 10 yıl, 20 yıl sonra tedavi olmazsa son dönem bulgularla sifiliz arkadaşlar vücutta hemen hemen bütün organları etkiler. İşte kalbi etkiler, gözleri, sinirleri, böbreğe, karaciğer tutmadığı organ kalmaz. Ölümcül de olabilir. Onun için sifiliz önemli bir hastalık arkadaşlar. İşte bu hastalığın tanısında arkadaşlar ilk basamak kullanılan bir testtir bu VDRL'de. Şimdi bu sifilizin tanısında aslında iki tür test var. Bunlardan işte İlk basamak VDRL ya da işte RPR dediğimiz testler. Bunlarda bir tarama yapılır. Bunlarda bir pozitiflik varsa, yani bu test işte sifilizi gösteriyorsa, vücutta sifiliz bakterisi varsa, bu hastalığı varsa, diğer testler işte TPHA ya da işte FTA, ABS gibi testlerle doğrulaması yapılır. Yani bu diğer testlerle kesin tanı konur. Ama VDRL'nin pozitif olması arkadaşlar, atıyorum sizde diyelim pozitif sonuç çıktı, bu sizde büyük bir ihtimalle sifilis mikrobu var, bulaşmış demektir. Tabi bu VDRL arkadaşlar sifilize özgü bir test değil. Erken dönemde her zaman pozitif olmayabilir. İleriki dönemlerde daha çok pozitif olur. Ve bir takım bazı durumlarda bu yalancı pozitif de olabilir. Ne diyeceğim bunlar? Mesela beraberinde HIV varsa, gebelik varsa, ileri yaş durumunda ya da işte kullanılan bir takım damardan özellikle ilaç kullanımlarında, bazı zatürre tiplerinde, lupus hastalığı varsa işte bu gibi durumlarda, bazı hepatit durumlarında bu test yalancı pozitif, yani sifiliz yokken sifiliz varmış gibi gösterebilir. Onun için bu testte bir pozitif varsa diğer testlerle ne yapılır? Doğrulama yapılır. Yani VDRL testi neymiş arkadaşlar? Sifilis tanısında kullanılan bir tarama testi. Bu testi genelde arkadaşlar enfeksiyon hastalıkları uzmanı ya da işte işe girişlerde rutin taranır. Kan nakillerinde
rutin taranır, biz de tarıyoruz. Kan verecekler, kan donörleri de rutin taranır bu. Çünkü kanla da bulaşabilir bu hastalık. Onun dışında işte şüpheli cinsel temaslardan sonra bakılması gereken testlerdir. Tabii bu test hemen yapılmamalıdır. Şüpheli temaslardan en az 2 ay geçmesi lazım. İdeali 2-3 aydır. 3 ay sonra bakılması lazım. Dediğim gibi bunun pozitif olması arkadaşlar sizde sifilis olma ihtimali gösterir ama doğrulanması gerekir. Bir takım durumlarda yalancı pozitif olabilir. Evet. VDL testi bu arkadaşlar. Niye yapılır? Bunu öğrenmiş olduk. Anlamını öğrenmiş olduk. Bu videonun altından yine bununla ilgili sorunuz varsa bana sorabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.